İyi akşamlar Sasa Polyester günlük grafik. Sasa Polyester'de yukarı bir akım devam ediyor. Yani 16-17 Kasım'da 16 Kasım'da videosunu yapmıştım. Orada bir direnci geçmiştik. 32-60 civarındaki 70 civarındaki direnci geçmiştik. Yukarıda 35 direnci de daha sonra takip edilir demiştim. 35 direncine geldi. Yani sorun var mı? Yok. O direnci geçmeye çalışıyor. Aslında hani çok da yakın kapatmış. Hemen 4 kuruş altında. Bir dirençle karşılaşmış diyemem onu söyleyeyim. Yani burada iki gün takılırsa ancak bir direnç. Yani yarın da bu 35'in altında takılırsa bir dirençle karşılaşmış derim. Bugün için o cümleyi kurmuyorum e, çünkü yani yükseliş devam ediyor burada e, durmuş değil. Tabi geçilirse burada da aynı Hektaş'taki gibi e, bakacağımız hat 37 civarlarından bakın 40'a kadar bir alan var. Daha önce burada haraç mezat satıldığı bir alan sasanın e, oraya bakarız. Yani 35'in üstünde herkesin muhtemelen piyasanın bakacağı alan budur. Şimdi ara olarak söylüyorum. Yani şöyle de diyebilirim. 38 ve arkasından 40 da diyebilirim ama daha önce fitiller var oraya giren çıkan iki tane, üç tane. Dolayısıyla yani oraya bir onun için bir ara olarak yani büyük bir satış alanı olarak görebilirsiniz. 40'ın geçilmesi lazım. Yani 40 geçerse burada sasa genel olarak yeni bir tepe yapmaya gidiyordur. Yukarı doğru bir şey vardır derim yukarı fiyatlayan bir piyasa vardır. Yani tepe hedefleyen, yeni bir tepe hedefleyen bir piyasa vardır diye konuşabiliriz tabi Ama 40 geçilmedikten sonra öyle bir şey söylemenin imkanı yok. Destek 33, e, 60 olarak ya o biraz yakın kaçar ama yine de geçerlidir. 32 e, buçuk civarları. Yani 32 buçuklar bozulursa o zaman belki biraz başarısı ama 32 bu buçuk bozulmadıktan sonra bence çok önemli değil. E, tüm hareket yani negatif bir hareket ederse o düzeltme olarak düşünülür. Hacimlerin devam etmesi de gayet e, olumlu bana göre. Aresay 76'da yani biraz Aresay'ın 76'da olması işte satıcı bir kar satışı olur mu falan diye akla getiriyor ama momentum çok kuvvetli olduğu için taşıyabilir onu söyleyeyim. Mak diye bakıyorsunuz. O da pozitif herhangi bir sorun herhangi bir sıkıntı gözükmüyor Sasan'ın hareketinde bakalım yani şurada bir kırktan kurtulacak gibi o alana bir yaklaşırsa bir videosunu daha yaparım bir daha diğer direnç hatlarını açıkçası hesaplarız gerçi orada da bakacağım dirençler benim dolar bazlı olacaktır. Onu söyleyeyim hani Fibonacci falan girmem doğrudan dolar bazlı hesaplarım. Çünkü dolar bazlı daha yol çok uzun sasa Yani dolar bazlı 5-60 civarı gördüğünüz gibi tepesi var bunun. 5.76 hatta doğrusunu söylersek. Ve genel olarak daha önce yukarıda dağıtıldığı alanda 4 dolar civarı. E bugün 4 dolar e, ne olur? 13 desek dolar e, 52 dolar olur. Hani Bugün 13 yarın 14 artık o kısmını bilemiyoruz ama e, 50-52 TL olarak 40'tan sonra mesela e, bir ihtimal. Oraları izlenebilir ama henüz tabi e, çok uzak 2.72 dolarda dolar bazda. Yani dolar olarak düşüyor arkadaşlar e, TL çok ağır darbe yediği için. Orada grafik hep aşağı yönlü. Ee, onun için 40'ı geçmesi bana göre önemli. Herkese iyi akşamlar.